Def Hakkı da sunar. Yeni bir Doğru Marka programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Filiz Çobanoğlu. Kendisini kendisinden dinleyelim. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğukan. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Filiz Hanım, Filiz Çobanoğlu kimdir? Buyurun. Çocukluğumdan başlayayım, gençliğinden başlayayım. Nereden başlayayım? Ya şimdi gençlik dersek çok yakın bir mesafe olacak. Çok teşekkür ederim. Yani çok kısa sürecek ama buyurun siz nereden isterseniz oradan başlayın. Çok teşekkür ederim. Garmenkul sektörüne girişimle başlayayım istersen. 2017 yılında garmenkul sektörüne giriş yaptım. Garmenkul sektörü benim hedeflediğim, evet garmenkul sektöründe ben de faaliyet göstereyim diye girdiğim bir sektör olmadı. Ama iyi ki girmişim dedim başladığım ilk yıllardan itibaren. Çünkü hayatımı çok sıfırdan başlamam gereken bir noktada sektörle tanıştım. Çünkü çocuklarım çok bebeklerdi ve eve yakın bir yerde işe başlamam gerekiyordu. Daha önce bir Amerikan şirketinde çalışıyordum. Dolayısıyla çok daha aktif bir işti ama bebeklerle biraz daha zor olabilirdi. Başladım ve sektörün her alanında faaliyet gösterme fırsatım oldu. Ofis asistanlığı olarak başladım. Bir sene sonra ofis yöneticiliğine geçiş yaptım. Bu noktada hem garmenkul sektörünü öğrenmek hem liderlik eğitimleriyle birlikte bir gelişim süreci benim için başladı. Geçmiş iş hayatımdaki bilgiler ve sektör ve bilgilerini birleştirdiğimde biraz da çalışkan ve titiz biriyim. Biraz mı? Biraz da hırslı olabilirim. Ben aldığınız ödülleri çıkarttım. Biraz onlardan bahsedeceğiz az sonra. Sayfa yetmedi bakın. Artı bir A4'e daha bastım yani. Zaten aslında biz programımızın amacını biliyorsunuz. Biz doğru markaları misafir etmek istiyoruz. Neleri doğru yaptıklarını ya da diğer markaların neleri doğru yapması gerektiğini konuşmak için. Şimdi gayrimenkul sektöründe bence sizi araştırırken Türkiye'de 3-5 kişiden birisiniz. Hani burada ona bir değinmek istiyorum. Bir eğitmen özelliğiniz var. Bu sektöre kattığınız belki binlerce personel var. Yani ben direkt oradan başlayalım. Yani sektöre nasıl girdiğiniz gerçekten çok heyecan verici. Yoktan var etmişsiniz. Ve ben hep şunu söylerim. Çıraklığını yapmadığın için ustalığını yapamazsınız. Siz bayağı çıraklıktan başlayıp şu anda en üst seviye brokerlığa kadar yükselmişsiniz. Evet, yani bu süreç benim için de çok enteresan oldu. Çünkü geçmiş iş hayatım ve sektöre girdiğim noktaya baktığımda bütün egolarını cebine koyup hayata tutunma noktasındaydım. Ama garmenkul sektörünün çok güzel bir tarafı var. Hayatta istediğiniz yaşam standardına sizi ulaştırabilecek çok nadir sektörlerden biridir. Ama güzel yaparsanız, iyi yaparsanız. Evet, bu evet, önemli bir ayrıntı. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü sektöre çok fazla giren oyuncu var. Her alanında garmenkul danışmanları, brokerlar, ofis yöneticileri. Benim kariyerim tabii ki kısa bir zaman sonra hemen garmenkul danışmanlığı tabii ki çok ilgimi çekti ve ekip arkadaşlarımızın içerisinde onlarla sektörün içerisinde yoğruldukça bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hemen kendi şahıs şirketimi kurdum, garmenkul danışmanlığına başladım. Lüks konut bölgesindeydi zaten ofisimizde. Ankaralıyım bu arada, ben Ankara'da sektöre başladım. Ankara'dan İstanbul transfer oldunuz. Evet, arada bir de İzmir var. Arada. 2 yıl bir İzmir deneyimim oldu. Çok güzel deneyimlerdi. Bu sektörde önemli bir şey ama Türkiye'ye hakim olmak değil mi? Evet, yani aslına bakarsanız biraz da hayata bakış açımla yürüdüğüm yol çok örtüştü. Daha doğrusu hayata bakış açım benim yürüdüğüm yolu açmış oldu. Çünkü bir şeyi iyi yapıyorsanız eğer ya da o işin gerektirdiği davranışları sergiliyorsanız, onun içinde kendinizin en iyisi neyse onu adıyorsanız, bence o sonraki kapıların hepsi açılıyor size. Bu noktada artık şeyi seçmeye başlıyorsunuz. Yani seçim hakkına sahip olmaya başlıyorsunuz. Seçilenden çok sizin seçebileceğiniz başka kanallar açılıyor. Benim için de öyle oldu. Başarılı bir garmenkul danışmanlığı süreci geçirdim. Danışmanlığa geçtiğim andan itibaren iyi işler, iyi cirolar, iyi işlemler yaptım. Dolayısıyla bence işin önemli taraflarından birisi de bu işe başladığınızda doğru bir brokerla da işe başlıyor olmak. Ben o konuda şanslıydım.
Çünkü bu işi çok doğru yapan bir brokerla başlamıştım. Yani asla yetki belgesiz bir portföy çalışmayan, hizmet bedelinden hakkını sonuna kadar tamamını alma konusunda, pazarlık etme konusunda, pazarlama teknikleri konusunda iyi olan bir brokerla başladım. Dolayısıyla bu beni geliştirdi. Ben her zaman onun üstüne ben ne koyabilirim diye hep bir farklı bir şey yapmam lazım. Daha iyisi nasıl olur? Hep bunu araştırıyordum. Broker'ım bir gün bana yepyeni marka değişimi yapmaya karar verdik. Yine kurumsal bir markadaydık ama Türkiye'ye yeni giren markalardan birisi çok ilgimizi çekmişti ve bizi de çok geliştireceğini düşündüğümüz ve gerçekten de öyle oldu. O zaman ortaklık teklif etti ve brokerlık dediğimiz, yani o markada ismi broker olmasa ofis sahibi olmak, şirketin ortağı olmak, pozisyonu, işte bakış açısı bir noktada hayatıma öyle giriş yaptı. Tabii bu süreç içerisinde ekip arkadaşlarımıza zaten düzenli olarak eğitimler veriyoruz. Kendi yaptığım her alanda onlarca eğitim aldım. Aynı eğitimi defalarca almayı hep söylerim. Görüyorum ben şu anda önündeki listeden aldığınız evet, eğitimleri. Çok çok eğitim odaklı bir zaten biriydim ve aldığın eğitimleri bir kere almanın yeterli olmadığını uyguladıkça sahada tekrar tekrar ediyor ve gerçek anlamda o işin bütün ince detaylarını algılayabileceğini düşünen biriydim. Öyle de öğrendim, öyle de uyguladım. Bu da beni tabii ki çok daha iyi noktalara taşıdı. Bir noktada artık eğitmenlik hayatıma girmeye başladı. Çünkü kendi ekip arkadaşlarıma gayrimenkul danışmanlığını öğretiyor olmak ve onlara sahada mentorluk yapıyor olmak gerekiyordu. Bunu yaparken bir yandan hem ofisin sahibi olmak, hem ofise yeni gayrimenkul danışmanları, iş ortakları katıyor olmak hayatımın bir tarafında yoğunlaşmaya başladı. Ve artık bir karar vermem gerekiyordu. Yani gayrimenkul danışmanlığı ve işin liderlik boyutu. Çünkü öncesinde de ofis yöneticiliği yapıyordum ama bu başka bir boyutta yapmaya başlayınca hem eğitmenlik hem recruiting diyoruz sektörde bolca, tutundurma ve danışmanları üretken kılma ve dolayısıyla ofisi sektörde iyi bir noktaya taşımakla ilgili büyük bir rolünüz var. Gayrimenkul danışmanlığıyla birlikte yürümesi çok zordu. Hemen bir geçiş yaptım. Ofisteki arkadaşlarıma portföylerimin bir kısmını asistanım vardı zaten. Asistanımla paylaştım. Ve sonra Amerika'ya gitmek, Amerika'da eğitim almak, sonra aldığımız eğitimleri Türkiye'de tekrar almak. Bir noktadan sonra artık o aldığım eğitimleri uyguladıkça belli başarılar elde etmeye başladım. Tabii ki öncelerinde bazen soruyorlar çünkü. Yani bu her alanda bu ödüllerinizin olması, hani nasıl yapıyorsunuz diye. Düşmediğim, zorluklarını yaşamadığım hiçbir işin şampiyonluğunu elde etmedim aslında. Zaten hiçbir şampiyonluk da böyle kolayca ben çok yetenekliyim, doğuştan yetenekliyim, hemen başarılı olayım diye bir şey olmuyor zaten. Benim de öyle oldu. Bölmek istiyorum. Kaç tane gayrimenkul profesyoneli yetiştirdiniz? Aslında sayısını bilmiyorum. Ankara'da başlayan bu yolculuğumla birlikte daha sonrasında İzmir'de yeni bölge müdürlüğü kuruluyordu. Ve oraya transfer oldum Ankara'dan. Orada 2 yıl boyunca hem recruiting'de yani en fazla gayrimenkul danışmanı ofisine ve bölge müdürünü alan ve sektöre kazandıran lider ödülünü aldım. Ofisteki danışmanları aldıklarınızı sadece alıyor olmanız da şey değil. Sonuçta biz kendimize iş ortakları seçiyoruz. Maaşlı ve sigortalı çalışanlarla çalışmıyoruz. Onlara yöneticilik yapmak, liderlik yapmakla iş ortaklarına liderlik yapmak arasında çok büyük bir fark var. Kesinlikle. Çünkü bu bir kazan-kazan işi ve onlar kazanırsa şirketin kazanacağı. Ama onlar kazansın diye de sizin ofis olarak, broker olarak ve ekip arkadaşlarınız olarak yapmanız gereken şeyler var. Ama bu bir ekip işi. Yani hiçbir iş tek başına, hiç kimse tek başına başarılı değildir. Çok güzel bir ekiple birlikte ofisi Türkiye sıralamasına ilk 3 sıralamaya, Ciro'da işlem adedinde ilk 3'e, ilk 4'e almayı, getirmeyi başardık İzmir ofisiyle. Ama işin en enteresan taraflarından birisi, ilk Amerika'ya gittiğimde
Amerika'da sahneye bu çıkıp... Bu işi geliştirmek için Amerika'ya gittiniz değil mi? Doğru anlıyorum. Evet evet, eğitimleri almak ve geliştirmek, işi büyütmek ve önce kendimizi sonra etrafımızdaki insanları geliştirmek için. Ve ilk Amerika'ya gittiğimde sahneye bir takım lideri çıktı ve ödül aldı. Yani en fazla danışman rekrut eden ödülü aldı ve ben fotoğrafını çektim. Ve Türkiye'ye döndüm, dedim ki Türkiye'de bu ödülü ben alacağım. Ama sadece recruiting yaptığım için değil, aynı zamanda aldığı danışmanları üretken kılmak, aldığı danışmanları ofisinde tutundurabilmek. Çünkü tutundurmak kelime anlamı olarak hani çok hoş bir kelime gibi gelmiyor ama sizinle kalmasını sağlamak aslında. Yani sizinle birlikte yürümeye devam etmesi anlamına geliyor iş ortaklarımızın. Dolayısıyla benim hedefim buydu. Kocaman onu fotoğrafını böyle büyük bir kartona, işte hayal panosu diyoruz, ona yapıştırdım ve dedim ki evet, bunları yapacağım. Hedef odaklı biriyim. Belki anlamışsındır bu süreç içerisinde. Ben anladım. Aslında sorumun cevabı geldi. Ben hani farkınız ne olmuştu diyecektim. Bayağı bir farkınız varmış. Ben şunu takdir ediyorum ama. Yani bir markanın, marka olma serüveninde liderin çıkıp da bilgiyi paylaşması. Çünkü bilgi paylaştıkça büyür. Ben buna inanıyorum. Evet, evet. Yani birilerini kazandırabiliyorsanız sektöre, ki siz zaten Amerika'da bir hedef koymuşsunuz. Demişsiniz ki ben bu sektöre personel kazandıracağım. Ve şu anda Türkiye'de lidersiniz. Yani teşekkür ediyorum. Bunu sürdürülebilir kılmak da sonuçta büyük bir emek istiyor. Bu süreçte gerçekten İzmir'de de çok güzel şeyler yaptık. 100'ün üzerinde gayrimenkul danışmanı ekibimizle büyük bir organizasyonel yapıyı kurmuş olduk. Ekip arkadaşlarımla birlikte. Ama bu ödülleri aldığımda o benim için büyük bir hayaldi. Çünkü sahneye çıkıyorsunuz, ödül alıyorsunuz, iniyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz, iniyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz. Ve bu muazzam bir heyecandı. Dolayısıyla aslında ben bu heyecanın daha önce ben çok erken yaşta iş hayatına atılan ve bütün lise hayatını başarılı bir iş kadını olma hayaliyle geçirmiş ve üniversite okumamayı hedeflemiş bir genç kız olarak geçirdim. Ama tabii bunu aileme nasıl anlatacağım? Herkesin benim üniversiteyi okumamı beklediği bir dünyada. Herkesin sizin ben işe girmek varken istiyorum. Evet. ama hayal ettiğim her şeyi kendime bolca çektim ve bir Amerikan şirketinde iş fırsatıyla karşılaştım. Dolayısıyla orada ilk bu duyguya aşık olduğum zaman her yıl terfi ettim. 17 yaşında başladım işe. Tabii aileme ailem mutlu olsun diye açık öğretim okudum. Bir üniversite diploması edindim bu arada. Ama diplomadan daha fazlası var şu anda elinizde. Yani biraz şey, saha ve şey seviyorum. Seçtiğim şeyleri öğrenmeyi seviyorum galiba. Hani çocuklarıma bunu söylemeyi pek tercih etmem. Şu bugünkü dünyada üniversiteyi okumayı tercih etmelerini çok yani istemem tabii ki ama o günkü dünyada benim dünyamda çok iyi bir hareketti. Çünkü her yıl terfi ettiğim ve uluslararası çok büyük bir şirkette en tepeye şeyden kadar, evet, en tepeye değil, orada o arada bir evlendim ve çocuk yaptım. O en tepeye belki gidebilirdim o küçük yani. Bir ara. Hedefim olabilirdi aynen öyle. Ama iyi ki gayrimenkul sektörüyle tanışmışım. Ve ilk hayatımda herhalde 18 yaşındaydım. İlk terfi olmuştum 17 yaşına başladıktan sonra. İlk lansmana ailemden izin alarak gittiğim büyük bir lansmanı düşünsenize. Yani gidebilir miyim, kalabilir miyim falan diyorum. Aslında iş hayatında varım ama hala hani çocuğum aslında, küçüğüm yani, aynen öyle. Dolayısıyla ilk lansmana gittiğimde o zaman müdürümüz dönüşte havaalanına giderken dedi ki yalnız dedi, sevgili arkadaşlar, tüm ekip var, Ankara ekibi. Aranızdan birine çok teşekkür etmek istiyorum ve bizi orada çok gururlandırdı ve kendisiyle gurur duydum. Bütün müdürlerimiz de ondan bahsetti. Çok güzel işler yaptı. O kadar benden bahsetmediğini düşünüyorum ki. Yani ben çok iyi, yani işimi iyi yapıyorum. Bana ne öğretildiyse onu yapıyorum ve daha iyisini yapmaya odaklanıyorum. Ama hiç unutmuyorum, o şey, havaalanına giden bir şeydeyiz işte, minibüs, otobüs, hatırlamıyorum, otobüste galiba, kalabalığız. Döndü ve dedi ki, Filiz, sana çok teşekkür ediyorum dedi. O an duyduğum heyecan var ya,
Onu yıllarca ona aşık oldum. Ama şu anda ben o heyecanı alıyorum. Evet. Şu anda o heyecan da bana geçti yani. Ya geçti. Ya, ve hemen günümüze geldim. Markanızdan bahsedelim. Şimdi brokerlığını evet, yaptığınız anca. Şimdi ne yapıyorum? Anca. Bu arada arada İzmir'den sonra İstanbul'da yine kurumsal bir markanın eğitim direktörü olarak İstanbul'a transfer ettim. Transfer oldum. Transfer yani oldum. Kendimi transfer ettim. Bonservisinle beraber. Evet, transfer oldum ve 2 yıl boyunca da yine Amerika'dan Türkiye'ye getirdiğimiz eğitimler, Türkiye'ye uyarladıklarımız, benim tamamen sıfırdan yazdığım eğitimlerle şu an hala markada veriliyor olması bir uzun bir dönem ben verdim. Dolayısıyla bu benim için çok eğitim mutluluk verici. Eğitim kitapçığınız falan var gördüm evet, ben. Evet evet. Yani, bayağı hazırladığınız şu kalınlıkta şöyle bir kitapçığınız var. Evet. Yani bu biraz önce sormak istediğin sorunun aslında en temelinde şu yatıyor. Neden bunları söylüyorum? Yeniden brokerlık hayatına döndüm ve birazdan markamızdan bahsediyor olacağım. Broker olmak, eğitmen olmak, şirketin organizasyonlarını, finans hepsini yönetiyor olmak. Aslına bakarsanız bunların tamamı birlikte çalıştığımız insanların hayatına dokunmak. Eğitim verdiğimiz insanların hayatına dokunmak. Gayrimenkul danışmanı da olabilir, brokerlar da olabilir. Ve bu benim herhalde hayatta en büyük tatmin duygularımdan birisi olabilir. Yaptığım ve başardığım şeyleri başkalarının da yapabileceğini biliyorum. Yani insanların gerçekten bir şeyi isterlerse neler yapabileceklerini o kadar iyi biliyorum ki. Ama işte bu çok güzel bir liderlik örneği. Çünkü bizde genellikle biliyorsunuz hep ben vardır. Egolar çok ön plandadır. Ama sizin de yani anlattığınız şeyden çıkarttığım şu, herkes başarılı olsun. Evet. Birini daha kazandıralım. Sektör kazansın, ticaret kazansın, hacim büyüsün. Evet. Çünkü gayrimenkul çok büyüyen bir sektör. Hadi artık markanıza gelelim. Bu kadar anlattık. Evet. Seyircilerimiz merakla onu bekliyor. Evet. Yani biz hangi markayı konuşuyoruz? Evet. Ben bilerek girmedim. Biz evet, Acarkent'te AC Luxury Homes ve AC Ticari Gayrimenkul'ün broker olarak buradayım. Acarkent'te İstanbul Beykoz bölgesinde diye evet. Ben seyircilerimize hemen kısa evet, bir bilgi evet, vereyim. Evet. Beykoz bölgesi de İstanbul'un en niş elit semtlerinden birisi. Hı-hı. Evet, buyurun. Güçlü bir ortaklık yapımız var. Broker kadrosu olarak güçlü bir yapımız var her şeyden önce. Yani bizim marka olarak AC Luxury Homes'u farklı kılan ya da değer katan, sizi başarılı kılan nedir diye sorarsanız birincil olarak zaten o şirketi kuran kişilerin, o şirketi sürdüren kişilerin iş yapış şekilleridir ve mevcut durumlarını nasıl iş hayatında kullandıkları, ekiplerini nasıl geliştirdikleriyle alakalı. Ali Dilber, şirketimizin ana kurucusu Ali Dilber. Zaten Acarkent'te, Beykoz'da Acarlar ailesinden ve Acarkent'in kuruluşundan bu yana orada. Temelinden biliyor her şeyi. Temelinden ne orada. Evet, bir orası, çıraklıktan geliyor oradan, işte. Evet, oradan, ondan sorulur. Dolayısıyla orada farklı işletmeleri de var. Gayrimenkul sektörünün dışında farklı işletmeleri de var ama gayrimenkul işini çok severek yapıyor. Ve inanılmaz paylaşımcı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte işi üretmeyi ve büyütmeyi seviyor. Bundan ekstra pay kazanayım ya da kendi satışlarımı işte asistanlar alayım, kendim yürüteyim gibi bir şeyi yok. Tamamen mevcut kendi gayrimenkul danışmanlarımızı, iş ortaklarımızı paylaşma odaklı. Bir diğer ortağımız Ali İhsan Alıç. İnanılmaz bir enerjisi vardır ve 20 yılı aşkındır Acarkent'te villa satıyor. Eski bankacıdır, finans uzmanı. O da inanılmaz paylaşımcıdır. Ayrıca gayrimenkul satışında Acarkent'in yani 20 yıllık sürecini en iyi bilenlerden. Dolayısıyla herhangi bir mülkün pazara çıktığında bile geçmişte kaç el değiştirdiğini, işte ilk ne zaman kaça satıldı, sonraki yıllarda nasıl bir dönüşümden geçti, hepsini çok iyi biliyorlar. Bu bizi her şeyden önce bölgeye hakim olmak, işe hakim olmak, sektöre hakim olmak konusunda çok güçlü kılıyor. Bir diğer ortağımız Ateş Öngüner. O da 30 yılı aşkın Amerika'da kurumsal şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmış. Satış sektöründe ve bu işin kurumsal boyutunda çok başarılı bir lider o da. Gayrimenkul sektöründe aktif olarak oyuncular, yani ortaklarımız. Buradan şunu anlıyorum. Müthiş bir takım var. Çok iyi bir takımız. Hiç mütevazi olamayacağım bu konuda. İyi bir takımız. Yani, şimdi zaten benim klasik sorum şu. Hı-hı. Doğru marka nasıl olmalı diye soruyorum. Hı-hı. Ben her konuğuma.
Öncesinde yine sizin bir kariyerinize baktığım zaman, ofisinizin geçen yıl sanırsam Türkiye'nin en büyük hacimli satışını siz yapmışsınız. Evet, biz daha önce, biz aslında son bir yıldır Ace Luxury Homes ve Ace Ticari Gayrimenkul olarak devam ediyoruz. Bir kurumsal marka ile yürüdük 2-3 yıla yakındır, 3 yıl boyunca. Dolayısıyla çok çok güzel başarılar elde ettik. Hem dünya çapında hem Türkiye ciro şampiyonluklarımız var konut ve ticari alanda. Bu bizi çok gururlandıran bir şey ama bunların tamamını ekibimizle yaptık. İnanılmaz bir ekibimiz var. Kaç kişi ekibimiz? Şu an 30, yani dün 37 kişi olduk. Evet. Ki bu sektör için çok önemli bir rakam. Aslında bakarsanız markaların ve ofislerin büyüme stratejileri farklı. Bir marka daha fazla ofis sayısıyla büyüme hedefi vardır. Bir markanın daha fazla danışman sayısıyla büyüme hedefi vardır. Bir markanın daha fazla ciro olarak ön planda olma hedefi vardır. Dolayısıyla biz şuna şöyle bakıyoruz. Yani bölge bazında danışman sayısı olarak şu an çok iyi noktadayız. Aslında bakarsanız biz gelecek, yani pandemiyle birlikte ertelediğimiz bir büyüme stratejimiz var ki bu Ace Luxury Homes'u büyütmek istiyoruz. Lüks konut bölgelerinde yine ofisler açmak istiyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani master franchise olmak gibi bir amacımız yok. Biz kendi şubelerimizi açmak, kendi içimizde büyümek istiyoruz. Ya da iyi sektörün iyi oyuncularıyla, iyi ortaklarla bunu yapmak istiyoruz. Ama işin içinde hep biz olmak istiyoruz. Yani marka, kurduğumuz markayı kurduğumuz standartlarda büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda da ticari gayrimenkulü büyütmek istiyoruz. Çünkü biraz önce bahsettiğin 2019 yılında Propi'nin de açıkladığı rapora göre Türkiye'nin en büyük hacimli ticari gayrimenkul satışını gerçekleştirdik. Beykoz bölgesinde, Kavacık'ta, evet, Kavacık bölgesinde. Bu da çok bizim için çok gurur verici, çok güzel bir işti. Yani zaten işin en keyifli taraflarından birisi, bu işin ben her boyutuna her zaman çok aşık oldum. Yani hep onu söylüyorum. Gayrimenkul danışmanlarına eğitim verirken de o kadar severek yaptım ki. Yani insanların hayatına dokunmak ve bazı insanlar için hayatlarında ilk defa alacakları bir gayrimenkulü almalarını sağlarsınız. Bazı insanların hayallerini gerçekleştirdiği bir lüks konutu satarsınız. Bazı insanların işletmelerini büyütebilecekleri, geliştirebilecekleri ticari satışlar yaparsınız. Bazı insanların da yatırımcılarımıza da bazı müşterilerimizin kazandırırsınız. Ama aslında totalde hepsine kazandırırsınız. Bazıları daha duygu odaklı işlerdir, bazıları daha teknik işlerdir ama sonunda, günün sonunda baktığınızda insanları mutlu ediyorsunuz. Bu muazzam bir şey. Bir de üstüne para kazanıyorsunuz. Bu da muazzam bir şey. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımız için de bu kadar az sermayeyle bu kadar çok para kazanan başka bir sektör yok. Var artık tabii, influencerlar falan var hani baktığınızda. Ama hepsinde çok büyük emekler var. Kesinlikle. Bazen yani arkadaşlarımıza da hep şunu söylüyorum. Bu iş sermayesiz bir iş değil ama. Tabii ki. Yani sermayesi olmadığını kimse iddia edemez. Zaten sermayesi olmayan ama bu kadar çok para kazanan bir dünyanın çok da adil olabileceğine inanmayız, değil mi? Yani büyük bir emek ister, bir sermaye, zaman, bir yatırım ister. Her şey. Ve kesinlikle eğitim. Yani zaman en büyük bence kazanç ya da kayıp olabilir kişi için. Şimdi o kadar güzel anlatıyorsun ki aslında benim soru sormama bile gerek kalmıyor. Sizce Ace ailesi olarak kaliteli hizmet ne demek? Aslında önce kaliteli bir ekip. Öncelikle. Evet, orayı anladık. Yani, çok güçlü bir takım olduğunu anladık. Burada kaliteli ekip derken şunu kastediyorum aslında. Hiç kimsenin, yani bu sektörde çok farklı oyuncular var. Her sektörden gelmiş ve bu sektöre kendini adamış gayrimenkul danışmanlarımız var. Mühendisler de var, mimarlar da var, satış sektöründen gelen var, ev hanımları var. Geçmişte ticari hayatı sonlandırmış, aileye katılmış olanlar var. Farklı sektörlerden gelenler var. Ancak önemli olan, en önemli şeylerden birisi bence bir işin kalitesini doğru iletişim belirler. Yani müşterileri, alıcı, satıcı, kiracı, kiralayan ya da yatırımcı herhangi biriyle iletişime geçtiği andan itibaren
iyi iletişimin en öncelikli tarafı karşı tarafı iyi dinlemektir. Yani sektörde en fazla yapılan, aslında satış sektörü, başka sektörler için de bu örneği verebilirim. En fazla yapılan hatalardan birisi bence biraz fazla konuşmak. Yani biz şu an masaya oturduysak, şu an ben mesela fazla konuşuyorum ama şu an senin işin beni dinliyor olmak değil mi? Yok hayır, benim genelde... o kadar hoşuma gidiyor ki şurada, çok keyifli bir program oluyor. Normalde ben konuğumu konuşturmak için çok uğraşırım. Soru üzerine soru sorarım. Ben bir soruda 3 sorumun cevabını alıyorum. Müthişsin, devam et lütfen. Benim de en sevdiğim müşteri tipi benim gibi çok konuşuyor. Ancak şu var, müşterilerimizin karşısında bu kadar çok konuşmuyoruz. Çünkü bizim kendimizi dinlemek ya da kendimizi anlatmak gibi bir derdimiz varsa zaten bir yanlış bir yerde başlamışız gibi düşünebiliriz. Hı hı. Doğru soruları sorarak, doğru analiz etmek, kişilerin isteklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayabilmek gerekiyor. Çünkü müşterilerimiz bize genellikle istekleriyle gelirler. Ama biz gerçek ihtiyacı görmelerini sağlarız. Evet, çok önemli. Dolayısıyla bu çok hassas bir şey. Çünkü gerçek dünyada istediğimiz bir şeyi bazen sahaya indiğimizde ya da bir herhangi bir tüketici o konumunda kendimizi düşünürsek, planladığımız şekilde böyle evdeki hesap çarşıya uymaz çok vardır biliyorsunuz. Kesin. Ama gayrimenkul bunun en büyük boyutu. Yani gayrimenkul almak, çünkü satmak, aynen. Kiminin belki tek hayali bir ev alabilmek. Evet. Kiminin belki yatırımcı bir sürü ev alabilmek. Evet. Yani bu insanları benim anladığım şu, anlamak gerekiyor. Hı hı. Değil mi? Oturup neye ihtiyacı olduğunu ona anlatmak gerekiyor. Evet. Yani ben şeyi biliyorum, bir eğitiminizde gördüm onu. Sizin eğitiminizden çıkan bir arkadaş gayrimenkul yatırımı yapmaya gelen birisine satmadı. Hı-hı. Çünkü dedi ki sizin ihtiyacınız yok. Hı-hı. Hani bu parayı başka şekilde değerlendirin. Hı-hı. Çünkü gelir beklentisini söylemiş tüketici. Ne yapması gerektiğini eğitim alan arkadaş da o kadar iyi yönlendirmişti ki onu. Hı-hı. Karşı taraf başka bir müşteri yönlendirmişti onu. Ne mutlu. Yani kazanç aslında o bence. Hı-hı. Hani oradaki. Evet. Anlatmak istediğiniz galiba o. Yani İnsan kesinlikle kazanmak. Yani doğru yönlendirdiğinizde zaten insanların ihtiyaçları şu. Yani bir uzman görmek istiyor karşısında her şeyden önce. Hakim. Bir satışçı görmek istemiyor. Yani tabii ki de bir işin sonu ve özü ve kelime anlamı zaten satışı yapıyor olmak, satmak ve almak, evet. Ama karşısında bir uzman görmek istiyor. Finansal olarak ona kazandıracak aynı zamanda. Aynı zamanda bir konutsa, bir lüks konutsa yaşamayı hayal ettiği yerde yaşamasını çok sağlayacak aynı şimdi zamanda. Doğru konut ya da ticari alan nasıl seçiliyor o zaman? Hadi bakalım. Ay işte bu öyle güzel bir pas verdiniz ki ama. Bu çok güzel bir şey. Aslına bakarsanız doğru fiyatla pazara çıkmış her mülk doğrudur. Yani satıcı bakımından bakarsak. Satıcı bakımından bakarsak, alıcı bakımından bakarsak da istekleri, ihtiyaçları ve fiyat dengesi bir araya geldiğinde aslında doğru konut her zaman oluşuyor. Burada önemli olan aslında gayrimenkul danışmanlarını doğru yönlendirmeleri, alıcıları da aynı şekilde doğru yönlendirmeleri. Ben eğitimlerin en başında hep şunu söylüyorum. Hani kaliteli hizmet diyoruz ya, önce karşı tarafı anlamakla başlar, ihtiyacı belirlemek okey. Ama sonrasında da vaat ettiklerini yerine getirmekle devam eder. Ama burada benim benim anladığım aslında siz satıcı olan tarafı mı eğitiyorsunuz ya da ona mı danışmanlık yapıyorsunuz? Aslında evet, gayrimenkul danışmanı. Yani bunu bir anlamak gerekiyor. Kazandığımız paranın adı hizmet bedeli. Yani bir hizmet gerçekleştirmen lazım ki bunun karşılığını alabilesin. Dolayısıyla burada hem satıcılara hem de alıcılara vaat ettikleri, yani o işi almak için vaat ettikleri her şeyi yerine getiriyor olmak, takip ediyor olmak ve süreç içerisinde de kişiyi yönlendirebiliyor olmak gerekiyor. Yani bunun en önemli şeylerinden birisi bence kaliteli hizmetle de çok örtüşüyor. Doğru konut, doğru ticari nedir? Doğru müşteriyle doğru portföyü buluşturduğunuzda zaten hepsi doğru. Ama siz eğer gayrimenkul danışmanlarınıza hangi portföyleri ya da hangi bölgelerde konutlar ya da ticariler doğrudur diye sorarsanız, bizim dünyamızda doğru fiyatı belirlediğiniz ve mülk sahibine rahiç bedeliyle pazara çıktığında mümkün olan en kısa zamanda satabileceğini anlatırsanız zaten her portföy doğrudur. Yanlış portföy diye bir şey yoktur. Sadece yanlış pazarlanıyordur ya da yanlış fiyat belirlenmiştir. Ya gerçekten müthişsiniz. Peki gelişen teknolojide dijitali ne kadar kullanıyoruz?
Öyle kullanıyor musunuz? Evet, bir marka yönetim ajansımız var. Sosyal medyamızı yöneten bir profesyonellerle çalışıyoruz kesinlikle. Orada hem ekip arkadaşlarımıza eğitimlerimizin içerisinde sosyal medya da var. Bunu etkin kullanıyor olmak gerekiyor. Çünkü artık zaten birisi bir şey bakacağı zaman hemen application'lar var, sosyal medyadan var. Evet. Hani bütün her şeyi oradan tık 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 bakıyor, özellikleri seçebiliyor, filtreleyebiliyor, bölge seçebiliyorsun. Hı-hı. Hani bunların hepsini bir yönetmek gerekiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla hem elde etmiş olduğumuz portföyleri doğru pazarlamanın birincil adımı zaten sosyal medya öncesi zaten ilan portallarında yayınlamak. Fotoğrafları doğru çekmek, videolar... videolarda nasıl yansıttığımız, anlatımı nasıl gerçekleştirdiğimiz, bazen çok güzel bir evi yanlış fotoğraf, yanlış ışıkta çok kötü gösterilebiliyor. Ya da bazen gördüğünde hayal kırıklığına uğrayacak kadar parlatılmış bir fotoğraf çekimi de olabiliyor. Bunu çok olduğu gibi gösterebiliyor olmak, dijitalde doğru yansıyor olmak gerekiyor. Bir gayrimenkul danışmanının ya da bir ofisin, broker'ın ya da ofis yöneticilerinin kendilerini dışarıya lanse ederken değer yaratıyor olmaları gerekiyor. Değer bulduklarında insanlar sizinle iş yaparlar. O zaman etki çevresi ya da network de çok önemli, değil mi? İnanılmaz önemli ama hepsini bir arada yürütürse bir gayrimenkul danışmanı başarılı danışman olabiliyor. Olabiliyor. Aynen başarılı öyle. Bir danışman olabiliyor. Başarılı bir danışman Peki, olabiliyor. Peki sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sektör her zaman parlak bir sektör. Yani ekonomi bazen eksi de olur, bazen artı da olur. Eksi deyken satıcıya odaklanıp artı derken alıcıya odaklandığı bir dünyada gayrimenkul danışmanı ekonominin iniş çıkışlarına göre dünyanın herhangi yani geçen yıl mücbir sebep diye sözleşmelerimize yazan mücbir sebebi yaşamış bulunduk. Ben 15 yıldır sektördeyim. Mücbir sebebi yaşamış bulunduk. Yani evet, herkes evlerine kapandı. Olsun. Evet. Ama bu süreç içerisinde de biz güzel işler yapmaya devam ettik. Çünkü dijital bizi destekledi. Süre gelen gayrimenkul danışmanlarının kurdukları veri tabanıyla, kurdukları o güçlü ağ ile iletişimi sürdürdüler ve onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bir şekilde karşılamaya devam ettiler. Dolayısıyla iletişim devam ettiği sürece karşılığını alabiliyoruz. Ancak gayrimenkul sektöründe çok önemli olan şeylerden birisi şu... danışmanların ekonominin iniş çıkışıyla birlikte iniyor çıkmıyor olması lazım yani olmaması lazım daha doğrusu. Çünkü kendi kontrol edemediği şeylere odaklandığında insanın zaten başarılı olma ihtimali yok. Yani bugün siz de ben de ekonomiyi değiştiremeyiz ya da hayatta bizim kontrol edemediğimiz mücbir sebep olan bir salgın hastalık ya da depremsel ya da yani bizim işimizi yapmamızı engelleyen herhangi bir şeyi biz değiştiremeyiz, kontrol edemeyiz çünkü. Doğru. Ama bizim kontrol edebileceğimiz tek bir şey var, bizim işimiz. Yani biz işimizi nasıl büyütmek ister isek, biz işimizi büyütmek için hangi aktiviteleri yapacağımızı bilir ve onları hayata geçirebilirsek, işte o zaman kontrol ettiğimiz şeylerle büyütürüz. Yoksa baktığınızda pandemi döneminde de eve kapandığında insanlar, para kazanmayanlar, iş yapamayanlar ya da bu sektörde artık faaliyet göstermemeye karar verenler zaten evlere kapanmadan önce yeterince müşteri ağı olmayanlar, yeterince çalışmayanlar, yeterince aktivitelerini yerine getirmeyenlerdi. Bunu yerine getiren, doğru stratejiyle yürüyen her danışman bu sektörde başarılı olur. Ya son sorumu sorayım artık. Hı-hı. Şimdi doğru marka, kendi markanızı konuştuk. Çok güzel kariyerinizi konuştuk. Bir de dışarıdan gelen size birine nasıl önerirsiniz? Doğru marka olması için neler yapsın? Doğru insanlarla çalışsın her şeyden önce. Çünkü yani bizim ofisimizi farklı kılan şeylerden birisi genellikle gayrimenkul ofislerinde eğitmen yok. Evet. Ben sektörde eğitim vermeye devam ediyorum. Aynı zamanda TÜGEM'in tüm girişimci emlak müşavirleri evet, derneğinin eğitim komite başkanıyım. Yani sektöre eğitmenin faydalı olmaya aslında. Devam ediyoruz. Neredeyse artık. Evet, aynı zamanda eğitim verecek eğitmenlere eğitim veriyorum. Brokerlara liderlik eğitimi, recruiting, tutundurma, üretkenlik ofislerini bir işletme sahibi olarak nasıl yöneteceklerini, nasıl liderlik edebileceklerini anlattığım eğitimlerim var. Gayrimenkul danışmanlarına zaten A'dan Z'ye bu süreçlerle ilgili tüm eğitimleri veriyorum. İşin keyifli tarafı, benim için keyifli ama katılımcılar için de
keyifli olan tarafı, yapmadığım hiçbir şeyin eğitimini vermiyorum. Başarmadığım hiçbir şeyin eğitimini de vermiyorum. Bu işin en güzel taraflarından birisi. Dolayısıyla bizi, ben gayrimenkul danışmanlarına ve sektöre girecek oyunculara önereceğim şey şu olur. Brokerlar için de geçerli. Düşünün, dünya çapında yılda 50 milyon işletme kuruluyormuş. Doğru. Ve dünya çapında. Bu işletmelerin %90'ı ilk yılı bitirmeden kapanıyor ya da batıyor. Ve kalan 5 milyonu da ilk yılını %90'ı karsız olarak, zararla kapatıyorlar. Düşünsenize, bu aslında girişimcilikle ilgili onlarca eğitim var. Biliyorsunuz, sosyal medya girişimcilikle kaynıyor. Herkes girişimcilikle ilgili ahkam kesiyor. Ama dünyanın bir gerçeği var ki her yıl dünyada 50 milyon işletme kuruluyor. Girişimci kendine ticari bir hayat kuruyor. Ama bunların sadece 10 milyon ayakta kalabiliyor. Evet. Yani hatta daha azı. Daha da az. 100 bini. Yani karlı olabiliyor. 5 milyonu doğru. Ayakta kalıyor ama 100 bini karlı olabiliyor. Dolayısıyla bu dünyada yapılabilecek en etkili şeylerden, ya bizim dünyamızda, bizim sektörümüzde yapılabilecek en önemli şeylerden birisi, biz girişimcilerle iş yapıyoruz. Ve girişimcilere girişimciliği öğretmemiz gerekiyor. Girişimcilere sadece gayrimenkul satışını nasıl yapacaklarını öğrettiğinizde bir gelecek göremeyebilirsiniz. O kişilerin bir girişimci olarak işletme sahibi gibi bu işe bakamadıklarında, üzgünüm ama büyümeleri, gelişmeleri mümkün değil. Bunun bizim iş hayatımızda, bizim ofisimizde büyüme eğrisine baktığımızda, biz her yıl ortalama bir önceki yıla göre ciroda %150 ile %200 arasında büyüyoruz. Bu muazzam bir büyüme. Ve aynı zamanda bu tabir olarak pek hoşlanmasam da, hani tutundurma dediğimiz, yani bizimle çalışmaya karar veren gayrimenkul danışmanlarının bizimle çalışmaya devam etme oranı bizim ofisimizde 2021 yılında %90. %90 sektörde çok büyük bir orandır. Tabii ki. Ve ben hiç unutmuyorum, bu 2016 yılında en fazla gayrimenkul danışmanın ofisinde tutunduran ödülünü aldığımda %50 ile almıştım. Bu, yani düşünebiliyor musunuz? İkinci ile aramızda açık ara bir fark vardı. Yani tabii ki markalar arası stratejiler değişir ama... Bu arada kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi... Aslında siz de %100 büyümüşsünüz. Evet, danışman sayısı farklılıkları var tabii ki. Bizim de belli bir şeyde yürüyoruz ama evet, yani nicelik niteliği doğuruyor. Bu daha önce eğitmen olmamı sağlayan markamda öğrendiğim en önemli şeylerden birisi. Bana çok şey kattı. Dolayısıyla öğrendiğim en önemli şeylerden biriydi. Bir zaman sonra sizi tercih eden insanlar olmaya başlayacak ve nitelik kendiliğinden sizi bulmaya başlayacak. Gelecek. Ya çok teşekkür ediyorum. Ben de çok gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bilgiler. Nefessiz konuşma konusunda yetenekliyim. Gayet kesinlikle. Beni hiç yormadın bu programda bugün. Çok sağ ol. Ayağına sağlık. Çok teşekkür gerçekten ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Evet. Acce Luxury Homes'un güzel brokerı Filiz Hanım'ı bugün konuk ettik. Ve doğru marka olma yolunda aslında eğitimin ne kadar önemli olduğunu, takım oyununun ne kadar önemli olduğunu dinledik. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Defa Gıda sundu.